Arkadaşlar yeniden merhabalar. Hepinize kolay gelsin. 2021'de artık ayetinin ilk olsundan başlayalım. Polinomlarla ilgili sorular çözeceğiz. Zaten kanalımızda konu anlatımlı kısım var. Eğer konu eksiğiniz varsa o videoları izleyebilirsiniz. Ben sadece burada konuları hatırlatma babında pekiştirici olsun diye soru çözeceğim ve en baştan başlayacağız polinomlarla ilgili. İlk sorumuz aşağıdakilerden hangisi polinomdur? Arkadaşlar bir polinomun polinom olması için katsayıların reel sayı yani gerçek sayı olması lazım ve x'in kuvvetlerinin yani her teriminde derecesinin doğal sayı olması gerekiyor. Bir polinomda paydada x'li bir terim olmaz. Aynı zamanda kök içinde x'li bir terim bulunmaması gerekiyor. Örnek verin mesela 1 bölü x kesinlikle bir polinom terim olamaz. Çünkü x üzeri eksi 1'den bahsederiz. Benzer şekilde karekök x de yine bir polinomda bulunmayan bir terimdir. Çünkü bu da x'in 1 bölü 2. kuvveti oluyor. Şimdi buradan göre A seçeneğinde gördüğünüz gibi kök x diye bir terim var. Burada x'in 1 bölü 2 kuvveti olduğuna göre ve 1 bölü 2 de doğal sayı değil. Çünkü x'in kuvvetlerinin doğal sayı olması lazım. Bu durumda A seçeneği olamaz. Burada da benzer şekilde 1 bölü x gibi bir terim var. Bu da x üzeri eksi 1 yapar ve bu da kesinlikle doğal sayı değildir. O yüzden B de olamaz. C seçeneği bizim için polinom bir sıkıntı yok. Çünkü katsayılarımız reel. Peki D ve E neden olmuyor? D gördüğünüz gibi yine 1 bölü x'li terim var. X'in kuvveti negatif olamaz. E seçeneğinde ise şu terim arkadaşlar üssü sayıya çevrilirse x üzeri 2 bölü 3'tür. 2 bölü 3 x'in doğal sayı kuvveti olmadığı için polinom olamaz. İlk soru böyleydi. Geldik ikinci sorumuza. Yukarıdaki fonksiyonlardan kaç tanesi bir polinom belirtir diye sormuş. Arkadaşlar birinci ifadeye bakarsak katsayılarımız 1 bölü 5, kök 7 ve 1. Burada genelde karıştırılan ifade kök 7'ye takılırlar. Genelde arkadaşlarımız kök 7'ye takılıyor. Arkadaşlar kök 7 reel bir sayı. Evet irrasyonel bir sayı olabilir ama sonuçta reel bir sayı. Yani kökten çıkamamış olabilir. Peki reel olmayan nedir? Onu da belirtelim. Çift dereceli köklerde örneğin kare köklerde içerisi negatif bir sayıysa mesela eksi 4 gibi bu kesinlikle reel bir sayı değildir. O yüzden böyle bir terimin katsayı olarak bulunması demek reel katsayı olmadığından kesinlikle bir reel katsayıyla polinom olamaz. Şimdi birinci ifadede aslında x'in kuvvetleri doğal sayı ve katsayılarda reel olduğu için birincisine polinom deriz. Ama ikincisinde diyemeyiz. Neden? Çünkü 1 bölü x kare gibi bir terim var. Bu da x üzeri eksi 2 anlamına geliyor. X üzeri eksi 2 olunca da arkadaşlar doğal sayı olmuyor. O yüzden ikincisi polinom değil. Üçüncü ifade yine polinom değil. Çünkü kök içinde ne var arkadaşım? 5'in dereceden kök içinde x kare var. O da x'in 2 bölü 5. kuvveti. Kesinlikle bu da bir polinom değildir. Dördüncüsü kesinlikle bir polinom. Beşincisi de hatta özel bir ismi var. Sabit polinom yani 3 tane ifade bizim için reel katsayılı bir polinom deriz. İşte sıradaki üçüncü sorumuz QX bir ifade QX ifadesi bir polinom olduğuna göre K'nın alacağı değerler toplamı nedir diyor. Şimdi arkadaşlar bu bir polinomsa X'in kuvvetlerinin doğal sayı olması lazım. Yani K-4 dediğimiz ifade sıfırdan büyük ya da sıfıra eşit olması lazım. Buradan K sayımızın 4 ya da 4'ten daha büyük olması gerekiyor. Benzer şekilde 15 eksi 3K ifadesinde 0 ya da 0'dan büyük olması gerekiyor. Buradan 15 büyük eşit 3K olacak. Buradan 5'e bölersek 3'e bölersek 5 büyük eşit K olacak. Şimdi elde ettiğimiz iki bilgiye bakarsak arkadaşlar K sayısı 4'ten büyük ya da 4'e eşit ve 5'ten küçük veya 5'e eşit demek ki K'nın alacağı tam sayılar ancak 4 ile 5 olabilir. Alacağı değerler toplamı da 9'dur. Bu da kolay bir soruydu. Bu soruyu da geçiyorum. Dördüncü soru. Px ifadesi ikinci dereceden bir polinomdur. İkinci dereceden bir polinom yani x'in en büyük kuvvetinin 2 olması gerekiyor. X kareli bir terim olması gerekiyor. Bakın burada x üzeri 6'lı bir terim var. X üzeri 6'lı bir terim varsa eğer arkadaşlar bu ikinci dereceden değil 6. dereceden olması gerekiyor. Demek ki bizim sorumuzda polinom ikinci dereceden dediğine göre yani x'in en büyük kuvveti 2 olması gerekiyorsa demek ki böyle bir terim bulunamaz. Bunun katsayısı 0 olmak zorunda. Yani a dediğimiz ifade aslında 2. Bu birinci ifade. Peki x kare olacak dedik bakıyoruz. Bunu artık bu terimi yok ettiğimize göre x kareli terim ancak gelse buradan gelmek zorunda. Yani x'in kuvveti olan b eksi 3'ün 2 olması gerekiyor. B eksi 3 2 ise arkadaşlar b'de mecburen 5 olmak zorunda. Bundan sonra A ve B'yi yerleştirirsek arkadaşlar polinomu net olarak görürüz. A sayısı gördüğünüz gibi 2 bulmuştuk. 2'yi yerleştirirsek arkadaşım burası eksi 2. B yerine de 5 yazarsanız burası eksi 2 x kare. B yerine 5 yazınca aynı şekilde burası da artı 9 oluyor. Şimdi artık polinom net olarak biliniyor.
polinom bilindiğine göre de götürüp P3'ü hesaplayabiliriz. Hemen x yerine 3 yazacağım arkadaşlar. 3 yazarsak burası eksi 18 artı 9. Böylece doğru cevabımız eksi 9 olmak zorundadır. Yani A seçeneği doğrudur. Beşinci sorumuz, ikinci dereceden bir polinom verilmiş. Px polinomu için P1 ile P-3 sıfırdır diyor. Arkadaşlar bir polinomu ya da bir fonksiyonu sıfıra eşleyen değer aslında o polinomun veya o fonksiyonun köküdür. Ve biz polinomlarda bunlara polinomun sıfırları deriz. Yani polinomun 1 diye kökü var, bir de eksi 3 diye kökü var. Şimdi 1 diye kökü varsa o zaman bu polinom ancak şöyle bir şey olmalı. Kesinlikle x eksi 1 diye çarpan olmalı. Aynı zamanda x artı 3 diye çarpanı da olmak zorunda. Neden? Çünkü polinomu sıfıra eşleyen iki tane değer, bir tanesi 1, bir tanesi de eksi 3 olduğuna göre x eksi 1'den kökümüz 1 gelmek zorunda. X artı 3'ten de kökümüz eksi 3 gelmek zorunda. Bu iki değer polinomu sıfır yapıyor. Tabii şu anda ikinci dereceden bir polinom yazdık. Lakin başka sayı bilmiyoruz. Yani kaç x kare ile başladığını bilmediğimiz için bir a başka sayısı yazmak zorundayız. Belki burası 5x karedir, belki 3x karedir, belki de x karedir. Şu anda bilmiyoruz ama P0'ın 6 olduğunu bildiğime göre artık ben o a dediğim sayıyı da bulabilirim. Götürüp x yerine 0 yazıyorum. X yerine 0 yazarsak arkadaşlar burası a çarpı 0 yazdığım takdirde burası eksi 1 ve burasına 0 yazdığım zaman arkadaşlar 3. İşte bu P0 dediğimiz 6'ya eşitti. O da eşittir eksi 3a. Buradan a dediğimiz değer eksi 2. Artık polinom net olarak biliniyor. Polinomu en baştan yazıyorum. Px polinomu a dediğimiz eksi 2 çarpı x eksi 1 ve diğer çarpan da x artı 3. Bundan sonra istediğini sorabilir. Bize P2'yi sormuş. P2 çok kolay oldu. Eksi 2 çarpı 2 koyarsak 1 çarpı 2 koyarsak 5 sonucumuz da eksi 10'dur. Yani doğru cevabımız a seçeneğidir dedik arkadaşım. Altıncı sorumuz. Px 3'ün dereceden bir polinomdur. P eksi 2, P eksi 1, P 1 sıfırdır. Yani bunlar polinomun kökleri arkadaşlar. Aynı zamanda P 0'ın da 4 olduğu bilindiğine göre P 2 nedir? Bir önceki soruya benzer bir soru. Hemen polinom çatısını oluşturalım. Yani polinomu yazalım. Px polinomu. Madem ki bunlar kök. Yani eksi 2 diye kökü var. O zaman kesinlikle bu polinomda x artı 2 diye bir çarpan olmak zorunda. Benzer şekilde x artı 1 diye çarpan olmak zorunda. Çünkü eksi 1 de kök. Ve benzer şekilde x eksi 1 diye de bir çarpan olmak zorunda. Tabi başka sayı dediğimiz a bilinmiyor. Şu haliyle verilen bilgiler sağlanmıştır. Yani 3'ün dereceden bir polinom elde ettim. Ve kökleri de yerleştirdim. Bir tek a'yı bulmam kalıyor. A'yı bulmak için de P0 4'ü kullanacağım. Götüreceğiz x yerine 0 yazacağız ve 4'e eşitleyeceğiz. Şimdi x yerine 0 yazıyorum. A çarpı 0 yazarsak 2 çarpı 1 çarpı eksi 1. İşte bu sonucun 4 gelmesi gerekiyor. Buradan eksi 2a eşittir 4. A buradan kesinlikle eksi 2 geliyor arkadaşlar. Buna göre px polinomu artık net olarak bulundu. Eksi 2 çarpı x artı 2 çarpı x artı 1 çarpı x eksi 1 oldu. Şimdi bundan sonra bizden istenen p2 bulmak işin en kolay tarafı kaldı. Götürüp x yerine 2 yazıyoruz. Eksi 2 çarpı 4 çarpı 3 çarpı ve 1. Burayı çarptığımızda eksi 24, yani doğru cevabımız A seçeneğidir dedik arkadaşlar. Biz bunlara polinom yazma ya da polinom çatısı oluşturma diyoruz. Konu anlatımlı videoda özellikle böyle bir video başlığı attık arkadaşlar. Polinom yazma diye bir videomuz var. İsterseniz oradan da tekrar dinleyebilirsiniz. Geçiyorum. Geldik ki 7. sorumuza. Gerçek kasayla 3'ün dereceden bir Px polinomu her x gerçek sayısı için P-x eksi Px eşitliğini sağlamaktadır. Şimdi burada bir duralım arkadaşlar. Bir nefeslenelim. Çünkü bu bilgi ne demek istiyor ondan bahsedeyim. Daha önceden söylemiştik. Her polinom bir fonksiyondur. Ve öyle fonksiyonlar vardır ki burada olduğu gibi her x gerçek sayısı için eğer p eksi x eksi p eksi eşitse bu tarz fonksiyonlara tek fonksiyonlar diyoruz arkadaşlar. Tek fonksiyon. Bunun fonksiyon çeşitlerinde kanalımızda videomuz var. İsterseniz oradan da tekrar dinleyebilirsiniz. Şimdi tek fonksiyon özelliği ne demektir? Eğer bir polinom tek fonksiyon özelliği taşıyorsa kesinlikle x kuvvetlerinin tek olması gerekiyor. Yani 3'ün dereceden ax küp ama x kareli terim olamaz. X'li bir terim olabilir yani bx sabit terim bulunamaz. Polinom sadece iki terimden oluşacak. Ax küp artı bx.
Tabii burada kesinlikle x küplü bir terim var ama x'li terim var mı yok mu onu çok net bilmiyoruz. Birazdan göreceğiz. Şimdi P1'in 0 olduğunu vermiş. Hemen götürüyorum. X'e 1 değerini veriyorum. 1 verirsek buradan A artı B gelecektir ve bunun sonucunun 0 olması gerekiyormuş. Bir de 2 koyduğumuz zaman 4 olacak. Bu sefer götürüyorum. X yerine 2 yazıyorum. 2 yazarsak arkadaşlar bu 8A artı 2B ve bu sonucunda 4 olması gerekiyor. Bakın 2 biliminde 2 denklem var. Artık ben A ve B'yi çok rahat bulabilirim. Yukarıya eksi 2 ile çarpıyorum. Böylece 6A oluyor arkadaşlar. 6A eşittir 4. Buradan A eşittir 2 bölü 3. A'yı bulduktan sonra götürüp yerine yazarsanız B de eksi 2 bölü 3 oluyor arkadaşım. Bundan sonra artık soru bitiyor. Çünkü A ve B'yi bulduktan sonra gördüğünüz gibi Px hemen yanında yazayım arkadaşım. A 2 bölü 3 çarpı x'in küpü. B dediğimde eksi 2 bölü 3 çarpı x. Şimdi bizden istenen nedir? P 3'tür. Hemen 3 yazalım. Artık geriye işin çok kolay kısmı kaldı. 2 bölü 3 çarpı 27. Eksi 2 bölü 3 çarpı 3. Arkadaşlar işlem yaparsak 27, 19, 18 yaptı. 18 eksi 2'den cevabımız 16 oldu. Yani D seçeneği doğrudur bizim için. Geldik 8. örneğe. 3. dereceden başka sayısı 1 olan gerçek katsayılı Px polinomu için P1, P2, P3 eşit ve bunlar 5 olarak verilmiş. Buna göre P0'ın değeri kaçtır diye soruyor. Arkadaşlar burada her 3 değerinde 5'e gittiğini görüyoruz. 5 değil de bu soruya şöyle yaklaşsak daha rahat olur. Eğer bu 0 olsaydı 5 yerine, şimdi bir 5'i görmeyelim. Bunun 0 olduğunu varsayarsak o zaman 1 için, 2 için ve 3 için şunu derdik. Polinomun 0'ı yani polinomun 0'a eşitleyen değer diğer adıyla polinomun kökü derdik. Ve o zaman polinomu da çatı olarak şöyle oluştururduk. Kesinlikle x eksi 1 çarpanı olmalı. Çünkü kökü 1 derdik. Kesinlikle x eksi 2 çarpanı olmalı. Ve kesinlikle x eksi 3 çarpanı olmalı. Başka sayımızı da unutmayalım. 1 yani burada bir de 1 çarpan olmalı derdik. Burada bırakırdık. Polinom bitmiş olurdu. Ama burası 0 olsaydı. Her koyduğumuzda bu her 3 değer için 5 olacaksa demek ki bizim aslında artan bir 5 değerimiz yani artı 5'imiz var. Bakın kontrol edin. 1 yazında 5 olacak. 2 yazında 5 ve 3 yazında 5. Böylece polinom yazma işi bitmiştir. Ben P0'ı arıyordum. 0 yazacağım arkadaşım. 0 yazarsak eksi 1 çarpı eksi 2 çarpı eksi 3 diyeceğiz. Ondan sonra da bir de 5'e ilave edeceğiz ve soru bitecek. Bu 3'ünün çarpımı arkadaşlar eksi 6 5 daha koyarsak doğru cevabımız eksi 1 yani A seçeneği bizim için doğrudur dedik. Geldik 9. sorumuza. Başka sayısı 1 olan 3. dereceden Px polinomu için P1 10, P2 20, P3 30. Yani ne yazılsa sanki 10 katı çıkıyormuş gibi P4 nedir? 40 diye atlamayacağız arkadaşlar. 40 bu dediğim gibi sanki 10 katı gibi gözükse de öyle olmayacak göreceksiniz. P4 burada düşürücü bir şık olmuş. Şimdi bunu nasıl yapmalıyız? Bunların 0 olduğunu varsayarsak. Bunların her birini kök kabul ederdik değil mi? Yani Px polinomunda o zaman şöyle bir şey olması gerekiyordu. Kesinlikle x eksi 1 çarpan olmalı. Kök 2 olması için x eksi 2 çarpan olmalı ve x eksi 3 çarpan olmalı. Aynı zamanda baş katsayı 1 ise burada da ekstra 1 olmalı. Ama gerek 1 koyduğumuzda, gerek 2 koyduğumuzda, gerek 3 koyduğumuzda eğer 0 çıksaydı bunu derdik. Yalnız 1 koyduğumuzda 10, 2 koyduğumuzda 20, 3 koyduğumuzda 30. Yani ne yazarsak 10 katı çıkıyor. Sadece bu 3 değer için konuşuyorum yalnız. Bu 3 değer için sadece 10 katı çıkıyorsa aslında bir de 10x yazmak zorundayız. Yani kontrol edin arkadaşlar. 10 katı çıkacak. Yani yazdığımız 1 ise 10 çıkıyor, 2 ise 20 çıkıyor, 3 ise 30 çıkıyor. Kontrol edebilirsiniz. Şimdi bizden P4'ü istiyor. 4 yazdığım zaman arkadaşlar burası 4 pardon 3 kalıyor burada çarpı 2 çarpı 1 bir de artı neyimiz var arkadaşlar 4 çarpı 10'dan 40 var işte doğru cevabımız 46 olacak yani E seçeneği bizim için doğrudur dedik bu da güzel bir soruydu hemen sıradaki sorumuza geçelim. 10. sorumuz Px polinomu verilmiş başka sayısı 72 ve sabit terimi 0 arkadaşlar bir polinomun başka sayısı en büyük dereceli terimin katsayısıdır. Biz bu polinomu açtığımızı varsayarsak eğer, yani bu çarpma işlemini yaptığımızı varsayarsak bir kere bunu açtığımı takdirde 8x küple başlayan
bir terim oluşur. Tabii ki burada da ax kareli bir terimimiz var. Bunu çarptığımız zaman 8a x üzeri 5 ile başlayan 5'inci dereceden bir polinom olacaktır ki bunun baş katsayısı aslında 8a. İşte bu 8a'nın 72 olduğu verilmiş. Buradan a dediğimiz değer aslında 9. Sabit terimi bulmak için de değişkene 0 değerini veriyoruz. Yani aslında x'e 0 veriyoruz. Diğer adıyla p0'ı buluyoruz arkadaşlar. 0 verdiğimizde birinci çarpan yani şu kısımdan 1 gelecektir. 0 verdiğimizde bunlar gidip c kalacaktır. İşte bunun da sabit terim yani c dediğimiz değerin 4 olduğu geliyor. Buradan da a artı c'yi sorduğuna göre ikisini toplarsak doğru cevabımız 13 olacaktır. Yani c seçeneğidir dedik. 11. sorumuz baş katsayısı 2 olan ikinci dereceden gerçel katsayılı bir px polinomu veriliyor. İkinci dereceden ve baş katsayısı 2'ymiş arkadaşlar. Px artı 1'in sabit terimi 1'dir demiş. Şimdi burada bir nefes alalım. Öncelikle bu cümleyi anlayalım. Bir polinomun sabit terimi bulunurken arkadaşlar değişkene 0 yazarız. Yani aslında buradan p1'in 1 olduğu anlaşılıyor. Bu birinci bilgi. İkinci bilgi px eksi 2 polinomun katsayılar toplamı eksi 5'tir. Katsayılar toplamı bulurken de değişkene 1 yazmamız gerekiyor. Yani p eksi 1'in eksi 5 olması gerekiyor. P eksi 2 nedir diye sormuş. Burada arkadaşlar en baştaki bilgiyi kullanalım. Baş katsayısı 2 olan ve ikinci dereceden bir polinom 2x kare artı tabi bilmediğimiz bir x'li terim olabilir bir de sabit terim olabilir. Burada a ve b'yi bulursak iş bitiyor arkadaşlar. İşte bu elde ettiğimiz iki tane bilgi var. Önce p1'i deneyeceğim. Buradan bir denklem bulacağım. Bir de p eksi 1'i kullanarak bir denklem daha buradan bulacağım. A ve b'yi oradan halledeceğiz arkadaşlar. Götürüyorum x yerine 1 yazıyorum. 1 yazarsak 2 artı a artı b ki buranın toplamı 1'di. Buradan a artı b dediğimiz değer aslında eksi 1. Benzer şekilde eksi 1 yazıyorum arkadaşım. Eksi 1 yazarsam 2 eksi a artı b o da eşittir eksi 5. Buradan arkadaşlar eksi a artı b dediğimiz değer de eksi 7 oluyor. Şimdi burayı taraf tarafa toplarsak 2b eksi 8'den b eksi 4 geliyor. B eksi 4 ise arkadaşlar götürüp buraya eksi 4'ü yazarsak karşıya attığımızda a dediğimiz değer de 3 oluyor. Böylece a ve b'yi bulduktan sonra artık polinomu bulmuş oluyoruz. Hemen rengimi değiştiriyorum. Px polinomu artık şöyle olacak. 2x kare artı 3x eksi 4. Şimdi ne yazmam gerekiyormuş? Eksi 2. Götürüyorum. Eksi 2 yazıyorum. Eksi 2'nin karesi 4, 8 yaptı. Eksi 6, eksi 4 de buradan geldi. Doğru cevabımız eksi 2. Yani C seçeneğidir dedik. 11'de böyleydi arkadaşlar. 12. sorumuza geldik. İkinci dereceden bir px polinomunun baş katsayısı 10 ve katsayılar toplamı 5'tir. Şimdi katsayılar toplamı arkadaşlar gördüğünüz gibi p1 yani x yerine 1 yazıyoruz. P1 o da 5. Bu bir. İkincisi px polinomu için şunu söyleyebiliriz. İkinci dereceden baş katsayı 10 ise 10x kare ile başlayan böyle bir polinomdan bahsediyor. Devam edelim. Px polinomu 1 çarpanı 2x artı 3 olduğuna göre diğer çarpanı nedir? Yani ben polinomu çarpanlarına ayırdığım zaman bir tane çarpanın 2x artı 3 olduğunu diğer çarpanı bilmiyorum ama 10x kareli bir polinom olduğuna göre kesinlikle diğer çarpanda 5x olmalı ki çarptığım zaman 10x olsun. Artı benim şu anda bilmediğim ama birazdan bulacağım artı n dediğimiz bir sabit terim olabilir. Şimdi bu n'i nasıl bulacağım arkadaşlar? P1'in 5 olduğunu biliyorum. Artık bunu kullanacağım. Götürüyorum. X yerine 1 yazıyorum. 1 yazarsak arkadaşım burası 5 çarpı 5 artı n. İşte P1'in 5 olduğunu biliyoruz. Burası 5'ti. Burası da 25 artı 5n. Buradan karşı atıp bölersek arkadaşlar n dediğimiz değer eksi 4 oluyor. Demek ki diğer çarpan işte aradığımız bu çarpan 5x eksi 4'müş. Yani doğru cevabımız D seçeneğidir dedik. 12. sorumuz da böyleydi. 13. sorumuz ve videomuzun son sorusu. Bu videonun son sorusu arkadaşlar. Px artı 2 artı x kare bölü x eşittir. Qx eksi 1 eşitliği veriliyor. Px'in katsayılar toplamı 3'tür. Arkadaşlar polinomun katsayılar toplamı 3 demek. Yani götüreceğiz. X yerine 1 yazacağız. Bu polinomda x yerine 1 yazarsak P1'in 3 olduğunu söylüyor. Bize de Qx eksi 2 polinom sabit terim yani x yerine 0 yazacağız. Q eksi 2 nedir diye sormuş arkadaşlar. Şimdi Q eksi 2'yi elde edebilmemiz için verilen polinomda yani bu ifadede
x yerine mecburen eksi 1 yazacağız ki eksi 1 de burada var. Q eksi 2'yi bulalım. Şimdi biz eğer x yerine eksi 1 yazarsak bu taraf p 1 artı eksi 1'in karesi 1 bölü eksi 1. O da eşittir Q eksi 2 oluyor arkadaşım. Bundan sonra P1'i zaten biliyorduk. P1'imiz 3. O zaman yukarısı 1 daha 4 gelecek. Aşağıya böldüğümüz zaman eksi 4 demek ki Q eksi 2 dediğimiz değer eksi 4 oluyor. Evet, bu polinomun ilk videosu, soru çözüm videosuydu. Devamı gelecek arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Sağlıcakla kalın. Hoşça kalın.